Değerli dostlar, şeriat Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu kanunlardan ibarettir. İnsanlar eğer bir kanun çıkartmışsa, bir yasa çıkartmışsa onlara şeriat denilmez. Onlara hani günümüzde kullandığımız gibi yasa denir, anayasa denir, kanun denir. Hatta eski tabirle emirnameler denir. Ama asla şeriat denilmez. Şeriat Allah'ın koyduğu kanundur çünkü. Şeriat da Cenab-ı Hakk'ın şeriatı da iki kısma ayrılır. Bir tanesi kelam sıfatından gelen şeriat vardır ki o Kur'an-ı Kerim şeriatıdır. Kur'an-ı Kerim'deki hükümlerdir. Emirler, yasaklar Kur'an-ı Kerim'de bulunan hepsi bunlar Kur'an şeriatıdır. Ki Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatından geliyor. Bu açık ve net bir şekilde ifade edilmiş kanunlar zaten doğrudan doğruya şeriattır. Ancak bazen açık ve seçik olmayan bazı hükümler vardır ki yani Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkartmasını bilen alimler tarafından yani müçtehitler tarafından bunlar belirlenir. İşte bunlar da yine şeriatın meseleleridir. O da şeriata dahildir. Demek Kur'an şeriatı denildiği zaman gerek müçtehitlerin yani dinde içtihad eden büyük alimlerin İmam-ı Azam, İmam Malik, İmam-ı Şafii gibi zatların çıkarttığı hükümler vardır. Bunlar şeriatın meseleleridir. Bir de açık ve net olarak Kur'an-ı Kerim'in beyan ettiği ki Kur'an-ı Kerim şeriatının %90'ını teşkil eder açık ve seçik hükümlerdir. Bunlar şeriat. Şimdi herkes peki hüküm belirtebilir mi? Hayır, belirtemez. O hüküm belirtme yani Kur'an-ı Kerim'e dayalı olarak meseleler hakkında şer'i hüküm müdür değil midir diye belirtmek sadece müçtehit denilen alimlere mahsustur. Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkarmasını bilen alimlere mahsustur. Yoksa o şer'i bir hüküm olmaz. Yani senin benim işim değildir ya da hukuk fakültesini bitirmiş bir insan böyle iş, ben şer'i bir kanun çıkartıyorum deyip ortaya kanun çıkartamaz. Herkesin işi değildir o. Sadece alimlerin işidir. O da müçtehit derecesinde olan alimin işidir ki bunlar da tarihte işte İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed İbni Hanbel gibi zatlar bunlar müçtehitlerdir. Onların çıkarttığı hükümler de şeriatın meselelerindendir. Kur'an şeriatı dediğimiz zaman bu Kur'an şeriatı sadece aklı olanlara hitap eder. Mesela delilere hitap etmez. Kur'an şeriatı sadece akıllı olanlara uygulanır. Aklı olmayanlara uygulanmaz. Mesela işte akıl baligh dediğimiz ergenlik çağına ulaştığı zaman insan o şeriatın hükümleriyle yükümlüdür. Ama o çağa gelinceye kadar bir çocuk o hükümlerle yükümlü değildir. Sorumlu da tutulmaz. Keza deliler de öyle. Mesela aklını yitirmiş deliler, Allah kimseye öyle etmesin. Onlar da bu şeriatın hükümleriyle yükümlü değiller. Sadece aklı başında olanlara hitap eder. Cenab-ı Hakk'ın ikinci şeriatı da kainata koymuş olduğu şeriattır ki irade sıfatından gelir. Bunun adına sünnetullah tabir edilir ya da fıtri şeriat tabir edilir. Bu ne demektir? Cenab-ı Hakk'ın adetullah tabir edilen kainattaki bütün emirlerini içine alır. Adetullah. Cenab-ı Hak yere çek diyor veya işte efendim ateşe yak diyor. Bunlar birer kanundur. Suya diyor ki kaldır. Suyun kaldırmak kanunu, yerin çekim kanunu falan. Bunların hepsi o şeriatın hükümlerindendir. Bu ise aklı başında olan olsun, işte olmayan olsun, aslında hiç aklı olmasın, taş toprak olsun vesaire onların hepsine uygulanır. Dolayısıyla kainata koymuş olduğu bu fıtri şeriat, irade sıfatından gelen fıtri şeriat herkese uygulanan bir şeriattır. Onun için bütün kainattaki varlıklar ne yapar? Onunla yükümlüdür, sorumludur. Kelam sıfatından gelen Kur'an şeriatı dediğimiz şeriatın genellikle sonuçları ahirete bakar. Siz namaz kılarsınız, karşılığını bu dünyada değil daha çok ahirette görürsünüz. Ha bu dünyada da faydaları vardır ama daha çok ahirete yöneliktir. Ama fıtri şeriat ise ücreti de efendim cezası da peşindir. Mesela 5. kattan siz atlarsanız yer çekim kanununa göre bir tarafınızı kırmış olursunuz ya da ölürsünüz Allah etmesin 5. kat çünkü. Cezası da peşindir, ödülü de peşindir bu fıtri şeriatın. Mesela Cenab-ı Hak demiş ki güçlü zayıfı yener. Bir kanun koymuş. Bir çelikten yapılmış kılıçla tahtadan yapılmış bir kılıç çarpıştığı zaman güçlü olan nedir burada? Çelikten yapılmış kılıçtır. Tahtadan yapılmış kılıcı parçalar, ezer. Ona galip gelir. Bunlar Allah'ın kainata koymuş olduğu şeriattır ki bu şeriat herkese tatbik edilebilir. Ona uymak da eğer o fıtri şeriata uygun hareket edersen ödülü bu dünyadadır. Eğer aykırı hareket edersen cezası da yine bu dünyada verilir. Fakat Kur'an şeriatı daha çok ahirete baktığı için ona uygun hareket edip etmemenin cezası da ya da ödülü de ahirete bakar, ahirette alınır. Teşekkür ederim efendim.